Her yıl mutat olarak yapılan idari değerlendirme toplantıları kapsamında 2017-18 eğitim öğretim yılı faaliyetlerini görüşmek ve 2018-19 eğitim öğretim yılı faaliyetleriyle kalite süreçlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle bütün daire başkanlıklarındaki daire başkanlığı arkadaşlarımız ve çalışma mesai arkadaşlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Başarıyı yakalamak istiyorsanız bir kere rekabetin olması kesinlikle şart. Rekabeti yaparsanız kaliteyi zaten bulursunuz. Kaliteyi yakalayabilmek için huzurlu bir ortamın olması gerekir. Huzurlu bir ortamın olması için de çalışanların birlikte, beraberlikte hoşgörü ortamını içerisinde çalışmaları gerekir diye düşünüyorum. Sözün başında sizlere kullanan kısmatlarınız için, üniversitenin bölümünü hoşunuza alınmadığınızlar için herhangi razı bildirip ediyorum, ruhsat ediniz. Üniversite bir kana coğrafı dengeldeki okutucu profesörü Kur'an'dan Turbay, ikinci abdan manevi bölümü olan administratifteki hizmetkarlar 24 saat üniversitede bir iş ordu borgunda bir kapartabildi. Yugaylı okulda elimizi dövü şart düzgün silersinler. Sırttan göp bizge konuklar gelen, resmi delegasyalar gelen, Nacak'ında Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın prezidentleri geldi. Biz Oşanday dengirdeki konuklardı, tatıktı, tosun, görsatı, tatıktı, uzatı atarız. Bu da her bir mekemenin olan geriler olan işimiz. Bu da sizlerin adından çok emniyetinizdir. O şu yerde misalları, o şu son bu prezidentlerden gelişine dayalı bolgundu. Ancak bu masaleler oldu. İki taraftan protokolu özgörü şartlarını koyup emedik. Biz bolgunu aittik sebebi biz sizlerle bizim administratiflik hizmetkarları kaptan işlemiz, tacribelerini bilemiz. Biz bol anlaydık. Sizler bizge şartlarını, talaplarını vardı. Açık. Birgiler, birgiler, kalanı bizdim. Oşol ilgilikti, abdan ilgilikti, öttü. Oşol yerde iki prezidentin üniversitede aytılan cilu sözleri, alkışları söz türde sizlerden de adresimizde aytılan sözdür. Tabii söylemin başında öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki herkesin çok büyük emek ve çabasıyla, gayretiyle, çalışmasıyla yaşamış olduğunuz başarılı bir dönemi geride bırakmanın mutluluğuyla hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerinizi her zaman şükranla karşıladığınızı bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle sizlere, ailenize, bütün ailenizin bütün fertlerine Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat, hayırlı, bereketli ömür, herhalde hayırlı rızıklar diliyorum. Bu vesileyle geçen eğitim öğretim yılında bizlerle beraber olup aramızdan ayrılan çok değerli kardeşlerimizi de bir kere daha sevgiyle, onları hasretle anarak Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Boğaziçi Üniversitesi hayal ettiklerini yaşayan hale gelmiştir. Bir zamanlar dönüp şu boş arazide böyle bir üniversite olacak dendiğinde ve bunları böyle anlatmaya kalktığınızda herhalde pek çok insan size bu hayal görüyor. Ya da bunun kafası pek fazla basmıyor bu işlerin derdi. Bakın şimdi o hayal görüyor veya bu herhalde ayağı yere basmayan adam denen o ifadelerin yerinde fazlasıyla
hayallerin de ötesine geçen bir üniversite var. Değerli kardeşim Asım Bey hocam da dedi ki, Batış Üniversitelerinde olan hiçbir şey ile karşılaştırsak bizde eksiklik. Bizim hiçbir eksiğimiz yok onlar. Doğrudur, biz gelişme modeli oluştururken önde olan, ileride olan, gelişmiş olanı alıyoruz ve öncelikle onu yakalamak, sonra onu da geçmeye çalışıyoruz. Maksat hep onun arkasından gitmek değil ki. O önde gitsin, biz arkasından gidelim. Değil. Önce yakalayalım, sonra geçelim. Bugün Maras Üniversitesi, pek çok gelişmiş üniversiteyi, dünyanın gelişmiş ülkesinde bulunan pek çok gelişmiş üniversiteyi de artık rakip olarak görmekte ve onlarla at başı ilerlemekte, bazen onların önüne geçmekte, bazen onların önüne geçmekte ve böyle bir rekabet ortamında ilerlemekteyiz. Ve bunu kim başardı? Ve bunu Manas Üniversitesi'nden başardı. Sizler başardınız. Hepimiz başardık. Burada yaşayanlar başardı. Biz o gelişmiş ülkelere insanları getirip de ya bize bir üniversite kurun. Biz bu işi bilmiyoruz. Ne olur bir iyiliğiniz dokunsun demedik. Biz de yapalım. Onun için gelecek kolumuzda dedik. O sebep olmuş işte. Gelecek kolumuzda. Biz yapalım. Kendimize güvenimizin en yüksek ifadesidir hocam. Biz yapalım. Çok şükür bugün Maras Üniversitesi bunu başarabilmiş. Kendisine inanan ve güvenen. İki, kardeş devletin ortak iradesini haklı çıkarmış. Ve buraya gelen Sayın Cumhurbaşkanları 2 Eylül üniversitede ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanları böyle bir üniversite görmekten çok büyük mutluluk duydular. Ve yaptıkları konuşmalarda aslında tamamen protokol dışına çıkarak onlar da gönüllerine geçen ifade ettiler. Başarabilmiş olmanın mutluluğuyla göklüğün üstleri gele gele tüm dünyaya açık konuşma yaptılar. Onların konuşması kapalı bir salonda değildi ki. Bütün dünyaya açıktı. Ve onlar o dünyaya Manas Üniversitesi'nden seslenerek biz başardık. Biz de o başarıların içerisindeyiz. Tekrar. Bundan sonrası için de tabii işimiz çok. Bu teker döndü mü bir kere artık durmaz. Bu tekerin hep dönmesi, hızlanarak ilerlemesi gerekiyor. Bizim tekerimiz döndü. Hızını aldı, yolunu belirledi. Şimdi o yolda ilerlemeye devam edecek. Tabii ki bilmez. Onun için de üniversite teşkilatı kurulurken iki ayak üstüne kuruluyor iki tane dersimiz. Birisi akademik ayak, birisi idari teknik ayak. Bu ikisi üniversiteyi taşır. Ayaklardan birisi olmasa üniversite düşer. Bu kadar basit. Dolayısıyla her iki ayağın çok güçlü durması gerekiyor. Önem konusuna baktığınız zaman da hepsi önemlidir. Hangisini çekerseniz orası çünkü boşalır. Sevgili kardeşlerim, en önemlisi diye bir soru da sormayalım. Ama en kıymetlisi dediği zaman da bana göre işini en iyi yapan en kıymetlisi. Geçmiş senelerde de olduğu gibi bu eğitim öğretiminde de iki tane temelimiz var. Temel öncelik huzurdur. Huzur olmaz. Bu hepimiz için çok lazım. Yenilik. Gelişmenin başka yolu yok dedi diğer kardeşim. Yenilik deyince de hemen işi akademik olarak anlamıyoruz. Hepimiz yenilikçilik noktasında üzerimize düşen yapmak durumundayız. Yeni bir şey düşünebiliyor musun? Akıl var değil mi? Mücavva akıl vermiş. O halde düşünebiliyoruz. Düşünüyorsak yeni bir şeyler düşünmeye çalışmamız lazım. Burada Bilgisayar Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnternet konusunda çok değerli rektörlerimizle birlikte interneti geliştirme komisyonuyla, WhatsApp komisyonuyla çok iyi çalışmalar yaparak üniversitemizde şu anda yani bir yer herhangi bir yerinde bir internet hizmeti nasıl verirseniz de öyle veriyoruz. Kütüphane dairemizi takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
üniversitenin tabi üniversite olmasındaki ana birimlerden birisi kütüphane dökümanlarıdır. Büyük üniversiteler kütüphanesiyle övülür, onu söyleyeyim. Neyle övülür? Evet, en başta kütüphanesi. Biz de çok şükür bu yolda ilerliyoruz. Değerli kardeşim, Mahsat Bey ve ekibi ve diğer ona destek veren herkes bu kütüphaneyi bakın sürekli geliştiriyor işte. İşte 11'den itibaren başlayan istatistikler. Öğrenci evlerimiz yaşanılan yerdir. Burada şimdi sana tanımlar, Adil Bey şurada gördünüz adresen. Teşekkür ediyorum. Huzur dedik ya, huzur. Arkadaşlar huzur biliyorsunuz evden başlar. Evde huzur yoksa hiçbir yere huzur yok. Hiçbir yere. Kendinizi öğretmeniz. Üydü, tınçtır, bol olsun. Kayıt içeride tınçtır, bol olsun. Mümkün bol olsun. Hiç mümkün değil. Bizim evler de öğrenci evleri. Öğrencilerin yaşadığı evde huzur olmaz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Yıl geçiyor. Gerçekten bizim başımıza atacak bir olay yaşamadan yıl bitiriyor. Bu onların başarısı. Sağlık kültür. Yine aynı şemsiye altında faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet. Ha, ikincisi de odur zaten. Tamam, yatağını sıcak, karnını da tok yapamazsan onun ne yapacağını bilmezsin. Ondan her türlü zarar değil. Çok şükür. Ben burada şimdi Murat Bey, Abdül Bey'e bakıyorum ve ekibini. Baştan itibaren hepsini tabii tek tek sıra almak gibi değil ama hepsine de nasıl sesleniyorum? Şükran'dan bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesi mutlu edecek bir yemek hizmeti öğretiyorlar. Sağlık merkezi yine olmasa olmaz şunu söylüyor. Halkın gözünde devlet çok büyük ama devlet dediği para, mahmur, işte makam. Bir nefes diyor sağlıklı olmak devletin hepsinden daha fazla kıymetlidir. Bunu sağlayanlar da çok kıymetlidir. İşte sağlık merkezimiz bunu sağlıyor. Hepimiz ayakta kalıyoruz. Ve şu emniyeti hep burada hissediyoruz. Aklımızda sağlık merkezimiz var. Tıkandığımız yere yardıma koşarlar. Böyle ayağa bağlıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Maksadımız hasta olmak değildir. Ama hasta olduğu zaman da yalnız kalmamız gerekir. Kardeşlerimiz bizi yalnız bırakıyor. Canlılar çalışıyor. 24 saat ayaktalar. Ama maalesef üniversitesi tabi sağlam yolda da. Radyo televizyon birimiz. Tabi ona basın farklı ilişkiler ve reklamları da yapmak lazım. Beraber. Gerçekten profesyonel bir kurum gibi çalışıyor. Yani bir üniversitenin amatör bir yapısı değil, bir profesyonel kurum gibi çalışıyor. Üniversitenin her anlamda dünyayla tanışması, gelişmesi, etkileşmesi yollarını açarak bütün gayretleri gösteriyorlar. Faaliyetleri burada arkadaşlarımızın artarak devam ediyor. Yolumuzda devam edeceğiz. Az sayıda insanlar çok büyük işler yapmak konusunda sadece Manas değil. Bence şu anda profesyonel pek çok şirkete kurmada örnek oluyorlar. Sadece bizlet mi diyorlar? Yeni geliyor Kırgızistan için çalışıyorlar. Yeni geliyor Türkiye için çalışıyorlar. Yeni geliyor başka kurumlar için de çalışıyorlar. Biz orada bu konuda kıskanç falan değiliz. Kim talep ederse hemen koşuyoruz. Tamam ya Allah razı. Bu birimizi de bu anlamda gerçekten çok takdir ettiğimizi burada bölümde ifade etmek istiyorum. Burada tabii birim olarak adı söylenmemiş birimlerimiz olabilir. Bu istatistiğe girenler tabii, girmeyenler şimdi zaten bir strateji söyledik. Yani o bizim şeyimiz yani ne diyelim omurgamızda nefes alma bölümünü sağlayan sistemi oluşturuyor burası. Yolunu sınır bozsun, yolunu sınır bozsun. Aç o kadar.